Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvid emri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîra ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâ'l hayr vel asîra. Ve'lemû enne efdalel kitâbi kitâbullah ve efdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalati finnar. Ve bi senedil muttasil en nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İzâ da'ar raculu zevcetehu li hâceti fel te'tihi ala tennuri. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhimus salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalı, Rıdvanullah Aleyhim Ecmai'nin bil cümle ahirete ihtar eden müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz üstazlarımızın, müşahefendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İza du'iye ahadukum ilel velimeti, sizden biriniz bir düğün yemeğine çağrıldığında felyetiha, ona gitsin, vaciptir düğün yemeğe gitmek. Eğer şartları varsa, menhiyat yoksa, Allah'ın haramları yoksa, nedir o? İşki, işkili düğüne gitmek zorunda değilsin. Efendim, dansöz oynatılıyor. Ben dini açıdan açıklıyorum. Başka şeye karışmıyorum. Öğrenmek isteyenlere Müslümanın hükmünü açıklıyorum. Düğün var. Oh, çıplak dansöz oynatılıyor. Kadınlar şöyle diyor, böyle diyor. İşkiler içiliyor. Bu düğüne gidilemez. Gitmek zorunda değilsin. Öyle değil. Belediye nikah kıyıyor. Herkes geliyor. Böyle bir şeyler yok. Gideceksin. Vacip. Çünkü müminin kardeşi, düğün, sen o bu giderse adam memnun olacak, gönlü hoş olacak. Bir müminin gönlünü hoş etmek Kabe yapmaktan afdal. Gideceksin, bulunacaksın. Vacip olarak gideceksin, mecbursun. Böyle değil. Gel bir çorba içelim. O menduptur. Ona da davete gideceksin, gönlünü alacaksın müminin. Ama düğüne gitmek vacip, mecburi. Eğer bir ters şeyler yoksa, sizden biriniz düğün yemeğine çağrıldığı zaman gitsin. Ahmed ibn Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Abdullah ibn Ömer'den ve de İmam Malik'in Muvatta'nda var. İza du'ya ahadukum ila ta'amin felyucib. Aynı ilgi, aynı hadis ilgili. Sizden biriniz bir yemeğe çağrıldığında, düğün yemeği ise vaciben, vacip olarak felyucib, icabet etsin, gitsin mecburen. Değilse gönlünü almış olur, büyük sevap kazanır. Evet. Yalnız hep söylüyoruz. Şu anda ben burada hadis okuyorum. Becerebildiğim kadarı açıklamaya çalışıyorum. Sen de hadis öğrenmeye geldin. Niyetin hadis öğrenmek, dinin hükümlerini öğrenmek. Kazandın. Niyetin dedim bakın. Böyle değil. Cevat Hoca nasıl konuşacak bakalım. Kaç gramlık adam. Ha, sana bir şey yok. Niyete bağlı ameller. Düğüne giderken de bir müminin, peygamberin bu sünnetine uyuyorum. Müminin gönlünü hoş edeceğim. Kaynaşma olacak, muhabbet olacak. Eş dost arasında. Niyetiyle giderseniz, vacibi yerine getirdiğiniz için çok kazanıyorsunuz. Başka maksatla değil. Her yaptığınızı bir niyete, bir iradeye temelinde güzel bir niyet olmalı. Bu niyetle evet, bütün ziyaretlerin şeysi de budur. Fe inkâne muftıran fel ye'kül. Oruçlu değilsin. Ye. Evet. Ama işki olmadığı takdirde. İşki olmadığı takdirde. Ye.
Ve inkâne sâimen. Ama hocam yani adamın kazancını bilemiyoruz. Ye. Sorma. Sorma işi Allah'ın. Ama adam gene lev işletiyor. Bütün kazancı oradan. Yok yok. O değil. O değil. Her insanın bir insanız biz. Kazancıkların arasında olabilir. Karışık olabilir. Ye. Sesini çıkarma. Nereden kazandın diye de sorma. Hamsofluk yapma. Ye. Eğer oruçlu değilsen ye. Ve inkâne sâimen fel yusalli. Oruçluysan Ramazan oruçta bir kere. Ramazan'da düğün edilir mi? Yasak değil. Ama Ramazan gününde millete ziyafet veremezsin. Akşam olur bu iş. Tabi dinen Ramazan gündüzünde ziyafet vermek dini şeylere aykırı. Akşam olabilir. Düğün etmek yasak olmaz. Geçerli. Ama Ramazan olduğu durumu da düşünerekten bu işi yapman lazım. Sen de gündüz vermiş herif, çağırmış. O zaman tabi ben oruçluyum diyeceksin. Ben oruçluyum diyeceksin. Allah seni Ramazan'a saygı duyan Müslümanlardan eylesin diye dua edeceksin. Gitmezsen fitne çıkar, kopukluk olur, sıla-i rahim bağlarını koparırsın. O da iyi değil. Müslümanlar da bunu yapmazlar zaten. Yapmamalar lazım. Nafile ise orucun, o zaman adam ısrar ediyorsa yiyeceksin. Gönül yapmak daha iyi çünkü. Ya kalabalıkta kim kime tuntuna. Bir köşede otur, adam seni geldiğin görür. Yemezsin. Fel yusalli. O zaman dua et. Allah mesut etsin yavrularımızı. Allah analı babalı büyütsün filan filan neyse. Güzel dualar edersin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Böyle düğün yemeği ve diğer davetlerle ilgili bize bu hadis-i şerifi irat buyurmuş. Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ebu Hureyre'den bu hadisi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, bir hadis daha okuyayım müsaadenizle. İza ra'a ahadukum el kamlete fe la yaktulha fil mescid ve lakin liyasurruha fi sevbihi fe iza kharaca fel yaktulha. Evet. Cami. Müminlerin ibadet yeri, müminlerin buluşmasını sağlayan Allah'ın evi. Evet, yeryüzü peygamberimizin özelliklerindendir. Mevlid kandilinde aziz milletimiz biliyorsunuz peygamberimizin 12 Rabiul Evvel pazartesi günü miladın 571. yılında dünyaya şeref verdiler. O doğduğu günü Mevlid kandili olarak aziz milletimiz asırlardan beri devlet olarak, millet olarak tesit ederiz. İlk defa Süleymaniye Atabeklerinden İmadettin Zengi devlet eliyle başlamış. Sonra Osmanlılar da bunu devlet eliyle tesit etmeye başlamışlar. Sonra da bizim Anadolu'muzda adettir. Anadolu'da adettir diyorum. Başka yerlerde bu kadar şey yapmıyorlar. Bunun yeri var. Mevlid kandilinde sevinmek güzel bir şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğmadan babası vefat etmiş. Annesinden doğduğu sırada yetim yani. Çok önemli olaylar olmuş. Fil yılında dolmuş. O zaman daha takvim yok. Büyük olaylar şu olaydan önce sonra diye biliniyor. Bizde de öyle vardır. İşte kıtlık senesi. Koca gar filan. 2 metre gar yağmış. Bizim memlekette soruyor. Koca gardan önceydi. Hangi sene? Böyle bilinirdi. İslam'da takvim meselesi Hazreti Ömer zamanında hicretin yılbaşı kabul edilmesiyle başlamıştır. Peygamber zamanında böyle olaylar. Fil yılında doğdu peygamberimiz. Bu miladi takvim problem değil. Yani hiç problem değil. Şu tarihte başlar, bu tarihte başlar. Bu problem değil. Yalnız o günlerde başkalarına benzememek lazım. Giyim, kuşam, kutlama vesaire konularında orası önemli. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda yetim doğmuş. Olaylar var. İran'daki ateşkedilerin ateşleri sönmüş.
sarayların revakları yıkılmış, Sava gölü kurumuş, nehir yatağını değiştirmiş, aylar, yıldızlar sanki yere değecek gibi olmuşlar. Böyle fevkalade olaylar var. Bunu görmüşler. Peygamberimiz dünya geldiğinde Süleyman Çelebi de eserinde, Mevlid'inde, hep okuduğumuz Mevlid'de söylüyor. Bunları anlatıyor. Halkımız da bunları çok iyi biliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğduğunda şehadet parmağını kaldırarak doğmuş. Allah'ın seçtiği Resulü tabii, göbeği kesili olarak doğmuş. Hayatı boyunca hiç üzerine sinek konmamış, tertemiz doğmuş. Allah onu özel himaye etmiş. Küçükken sıcaktan korunması için o Taif eteklerinde serin yerlere süt dadısına gönderilmiş Halime, süt annesi. Çok güzel biliyor dilini. Biz Müslümanlar da dilimizi çok iyi bilmeliyiz. Peygamberin sünneti. Çok güzel biliyor o kabilenin dilini, Arapçayı fevkalade güzel biliyor. Herkes de kendi dilini iyi bilmeli, iyi öğrenmeli. Ondan sonra işte Miraç'a hazırlama var. Göğsünün yarılması olayları var. Çocukken kaybolmuş, Allah onu buldurmuş çölde. Vaddua suresinde bu var. Kaybolduydun, buldurmadık mı Habibim diyor. Sonra yetimken seni koruttuk. İşte amcası korumuş Ebu Talip büyüyünce kadar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç gençliğinde, çocukluğunda puta tapmamış. Allah onu korumuş. Asla hiç puta tapmamış. Bunu da İslam'a inanmayanlar, hatta dinsiz kimseler itiraf ediyor, kabul ediyor. Mesela bunlardan birisi Voltaire'dir. Voltaire papazların yaşayışlarına bakmış, filozof adam. Din buysa demiş, ben dinsizim demiş. Ömrü billah papazlarla uğraşmış, dinle uğraşmış. Sonra papazlar o zaman da peygamberimize iftira etmişler. Şimdi ettikleri gibi terörist falan diyorlar da, rahmeten lil alemin peygambere, bunları öğrenmek lazım. Onlar böyle iftira ediyorlar. Demiş ki size inanmam, siz sahtekarsınız. Kilisede ne söylüyorsunuz, yaşayışınız ne? Filozof adam peygamberimizin hayatını incelemiş. Peygamberimizin hayatında hiç bilinmeyen nokta yok. Evet, hala dünyada en çok okunan insan, tanınan insan. İnyansızla dokuyor peygamberimizi. Ve de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiç leke yok. Çok ahlaksız bir toplumda doğmuş olmasına rağmen Voltaire diyor ki hayatında bilinmeyen nokta yok. Siz müfterisiniz, iftira ediyorsunuz. Yobazlar diyor papazlara. Onun sözü bu efendim. Felsefe lukatinde, Muhammed maddesinde bakabilirsiniz. Muhammed tertemiz adam diyor. Hiç hayatını leke yok. Böyle bir temiz gençlik döneminde işte Busra'ya çocukluğuna götürmüşler. Biz oraya gittik. Hala orada izleri var. Gidebilen gitsin görsün. Hakiki Hristiyan rahip Bahira, ağacın bir bulutun onu güneşten kuruduğunu görünce çağırmış. İncil'de tarifleri var, Tevrat'ta da tarifleri var. Peygamberimizin yetim doğacağı, bulunduğu şehirden başka şehre gideceği, adının Ahmet olacağı, hepsi var. Bu İncil'den, hakik İncil'den, peygamberimizden bahseden İncil'den var. Ama piyasaya çıkarılmıyor. Çıkarılmıyor şimdi. O demiş ki bu ahir zaman peygamberi, bunu Şam'a götürme amcasına. Çünkü orada demiş Yahudiler buna kötülük eder. Arap olmadığı için kızıyorlar peygamberimize, bizden gelmedin diye. Cebrail'i de düşman Yahudiler. Peygamberliği bizim Ben İsrail'den aldın, Muhammed'e verdin. Niye verdin diye kızıyorlar Cebrail aleyhisselama. Cebrail aleyhisselamın elinde yetki var sanki. Allah diyor biz seçeriz peygamberi. O da görevli. Git Muhammed'e ver demiş. Niye kızıyorsun ki Cebrail'e? Kur'an'da var bunlar. Cebrail düşmanımız diyen benim düşmanımdır diyor Allah. Böyle ayetler var. Efendimiz 25 yaşında Hazreti Hatice anamızla evlenmiş. 40 yaşında peygamber olmuş Hira Nur Dağı'nda. Ondan sonra işte işkenceler, sıkıntılar, Allah'ın izniyle Medine'ye göçmüş. Ve 632 senesinde de her fani gibi irtihal buyurmuş. Evet, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hayatını biz iyice bileceğiz.
kendimize örnek alacağız, sözlerini kulağımıza küpe edeceğiz, o sözlerine uyacağız. Şimdi Efendimizin özelliklerinin birisi, onu arz ediyordum ben, yeryüzünün mescit kılınması. Bir Yahudi havrada ibadet edebilir, Hristiyan da kilisede ibadet edebilir, ama bir Müslüman yerin 5000 metre aşan kömür yatağında namaz kılabilir, 10.000 metrede uçakta kılabilir, Ay'a gitti orada da kılabilir, dağın başında kılabilir, camide kılabilir, neredeyse kılabilir. Öyle diyor. Cü'ilet liyel ardu mesciden. Yeryüzü bana mescit kılındı. Bu bana Allah'ın lütfudur diyor. Özelliği. Öbür peygamberlere değil. Peygamberimize, Efendimiz'e. Ne demek bu? Mescit temiz olur. Temiz yerde namaz kılınır. Yeryüzünü temiz tutacaksınız demek bu. Cami gibi tertemiz olacak. Her yer namaz kılacak kadar temiz olacak. Kirletmeyin demek. Şimdi çevreciyiz filan diyor, hava atıyorlar. Ya gelin Müslümanlığa gelin bak. Müslümanlık zaten yeryüzünü cami kabul ediyor. Mescit temiz olacak. Gelin Müslüman olun da öğrenin. İnsanlık öğrenin. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitleri temizliğinden söz edeceğiz şimdi. Hadis o. Sizden biriniz camiyi kirletmeyecek. Pis ayağına gelmeyecek. Zaten mümin pis olmaz. Haftada bir cuma günü mutlaka yıkanır. Yıkanmak zorunda. Hatta Maliki mezhebinde farzdır cuma guslü. Biz de sünnet-i müekkededir. Farz demiyoruz. Ama çok sevaptır. Pırıl pırıl olur, tertemiz olur. Pis elbise namaz kılınmaz. Temiz gelecek. Samanlı harman yerinden veya danalara besicilik yapıyor. Bakmış geliyor camiye. Namaz kıldığı yerde bir yığın pislik. Kardeşim, namaza gelmişsin ama kazandığından çok kaybın var. Cami Allah'ın evi. Kirletme hakkın yok ki. Bakın hadis onunla ilgili de ben bu konulara girdim. Hazreti Ömer olsa iki tane yapıştırır ona. Olmuş çünkü. Kasap et kestiği, müşterilerine et verdiği kılığıyla gelmiş. Göğsüne bir tane vurmuş, çık dışarı demiş. Burası Allah'ın evi, kasap dükkanı değil burası. Allah'ın evine namaza geliyorsun. Pırıl pırıl tertemiz olacaksın. Şimdi camide böcek olabilir, akrep olabilir, yılan olabilir. O hadis bununla ilgili. Ama şimdi nerede diyeceksin? Bit de olabilir. Evet, çok modernleştik diyorsun ama okulları bit sarıyor bazen, biliyorsunuz. Yine oluyor. Bunlar oluyor. Şimdi diyor ki Peygamberimiz, sizden biriniz اِذَا رَعَى اَحَدُكُمْ الْقَمْلَةَ فَلَا يَقْتُلْهَا فِي الْمَسْجِدِ. Bit gördü, camide öldürme. Kanını emmiş, her tarafı kan eder. Halıyı, mescidi kirletir. Onu diyor, öyle diyor. وَلَاكِنْ لِيَسُرُّهَا فِي سَوْبِهِ. Hemen bir kağıt, mendil, bir elbisenin köşesine al onu. Çık dışarıya, orada öldür. Kanatma orayı, kirletme orayı. Evet, kirletme orayı. Bu camilerin kirletilmemesi bir açıdan, cezalar da mescitte uygulanmaz. Ceza uygulanırken adam sağ solu kanayabilir, uygulanmaz. Ayrıca camide caya koyulanmaz. Millet camiye giden dövüyorlar derler sonra. Cezalandırıyorlar, oradan da edilmez, dışarıda yapılır. Halbuki adalet ibadettir. Camide adalet dağıtılır ama infazı dışarıda yapılır. Şeyde, camide diyor işte böyle bit pire gördüğünüz zaman, bir haşerat gördüğünüz zaman bunu öldürmeyin. Batırırsınız orayı. Şimdi bunlar o kadar muazzam şeyler ki, Kabe'ye gidiyorsunuz. Allah herkese gitmeyi nasip etsin. Adamların kültürleri, bunlar onların dilinde ama okumuyorlar bunları. Çoluğu çocuğun aldığı gibi bebeleri alıp geliyor Kabe'ye. Hanımefendi salıveriyor, Kabe geniş. Çocuk koşarken çişini ediyor, kakasını ediyor. Hiç oralı değil. Sonra sen gidiyorsun, zemzem dökülmüş. Zemzem değil, sidik yahu. Ne kadar yanlış bak. Bit öldürmeyin diyor Muhammed Mustafa. Evet. Sen çocuğunu salıveriyorsun, çişini diyor ya. Ya bundan hesabı sorulacak. Cami orası ya. Kirletilir mi, çiş edilir mi? Evet, Peygamberimiz Efendimiz zamanında Medine-i Münevvere'ye
Çöl bedevisi gelmiş. Bilmiyor Müslümanlığı. Koyun çobanı herif. Tahsil yok. Gelmiş sıkışmış. Dönmüş arkasını mescide şarıl şarıl işemiş. Hemen koşmuşlar. Durun demiş. Ellemeyin adamı. İşini bitirdikten sonra gel demiş. Ama adam ötekilerin dövmeye geldiğini görmüş. Gel evladım demiş. Gülerek burası camidir. Burada bu işler yapılmaz. Burada ibadet edilir. Allah denir. İstiğfar edilir. Zikredilir. O iş demiş dışarıda olur. Sen ne kadar güzel adamsın ya demiş. Sen olmasan ötekiler beni dövecekti. Durumum kötüydü. Çok adam, iyi adamsın demiş. Ben bilmiyordum bu işi. Öyle anlatıyor. Evet, camide ibadet edilir, kirletilmez. Hatta caminin kirleri var ya, işte adam bilmiyor, toz toprak, saman çöpü, bilmem ne şu bu. Bunları temizleyen, temizlediğin takdirde diyor, cennetlik olursun ve bunlar cennetteki müminlere verecek hurilerin mehirleri olur diyor. Yani bu yönden müezzinler yaşadı. Sen de yap. Müezzinlerin yaşayacağını pek bilemiyorum çünkü parasını alıyor. Üstelik tam da yapamıyor. Güzel bir meslek. Kıyamet gününde en bala bülendi. Allah için yapmalı. Şerefli bir meslek. Öyle diyor peygamberim Hazreti Ömer. Müezzin olmak isterdim diyor. O kadar uyuyor ki peygamberim. O kadar güzel. Ama o maaşını alıyor. Bazı güzel yapmalı. Sen şimdi git camiyi temizle. Cennete gir ve hurilerin mehrini hazırla. Kirletilmez. Diyorlar ki ya Resulallah, bu yol kenarlarında yolcuların gelip geçerken uğradıkları mescitlerde de olur mu? Çünkü şehir içindeki camide müezzin var, imam var, kayyum var, temizliyor. Yoldakinde yok, maaşlı bir şey. Ama bina yapmış adam, ne kadar güzeldir o. Namaz kılanların hepsinin sevabını alır o. O istasyon sahipleri yahut da lokanta sahipleri. Ne kadar büyük hayırdır o. Ama görevlisi yok. Bakıyorsun, oho, temiz değil. Her yerde temiz değil demiyorum da bazı yerlerde. Gelmişken 2-3 arkadaş halıyı kaldırın, silki verin şöyle kenara. Cennete gidin ya. Cennet bu kadar ucuz, bu kadar basit. Ama her yerde bilinçli hareket edeceksiniz. Bir yol üstündeki mescitleri temizlemek de aynıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle camiyi kirletmemek için haşeratı orada öldürmeyin. Ama Müslümanlara canını acıtmaması için de yakalayın diyor bak. Bir elbisenin içine dür, dışarıda öldür. Camiyi kirletme diyor. Şimdi namazdayken bu vesileyle söylemiş olalım. Baktın yılan var. Akrep var. Zor durumda namazını bozabilirsin. Yok, bozmadan, camiyi de kirletmeden ben bunu bir hareketle, tek hareketle zararsız hale getirebilirim. Bu da caiz. Ama 2-3 hareket namazı bozar. O zaman namazı bozacaksın ve onu alıp götüreceksin. Müminlere zarar vermesin diye. Akrep ve bütün hayvanlar, yılan dahil, akrep hariç, Süleyman Aleyhisselam'a, Davud Aleyhisselam'a söz vermişler. İnsanlara dokunmayacağız diye. Tehlikede olurlarsa insana saldırırlar. Tehlikede olmazlarsa, mesela bir yılan gördüğünüz zaman diyor Peygamberimiz, Süleyman Aleyhisselam verdiğin sözü tut, çık git deyin. Gitmediği zaman öldürün diyor. Yalnız akrep Peygamberimizi sokmuş. Lanetlemiş Peygamberimiz. Diyor ki Efendimiz, beni soktun, hem de namaz kılarken sokmuş. Hem de namaz kılarken. Bir peygamberi hem de namaz kılarken soktun diyor. Lanet okumuş akrebe. Ne dava dedim rahmetelil alemin Efendimiz, niye? Böyle olumların yanında gidersiniz. Akrep kendini sokar, intihar eder. Karakteri bozuk bir hayvandır. Ha, o zaman işte müminlere söz dinlemez o. Yılan olsa bırak desen gider. Onu bir şekilde alabilsin. Orada öldürme, zararını engelle. Camiyi kirletmeyin diyor. Hadis-i şerifi Abdurrazzak Yahya bin Ebi Kesir'den nakletmiş.
Bunun şahitleri çoktur. Cenab-ı Hak bizleri camiyi sevenlerden, camiyi temiz tutanlardan, kalbini temiz tutanlardan, Peygamberimizin güzel sözlerini kendisine düstur edip iki cihanda yüzü ak çıkanlardan eylesin. Amin.